Sınavlar ülkesinde coğrafya anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü coğrafya dersimizde Türkiye'nin yeryüzü şekillerini anlatacağız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim, hemen başlayalım. Peki neyle başlayalım? Önce Türkiye'nin dağlarıyla başlayalım. Peki neden? Çünkü Türkiye nasıl bir ülkedir? Ortalama yükseltisi fazla olan dağlık, engebeli bir ülkedir. Türkiye'yi nasıl bilirsiniz ey cemaat diye bir soru sorulduğunda cevabınız ne olacak? Dağlık biliriz, ey hoca olacak. Peki Türkiye neden dağlıktır? Çünkü ağırlıklı olarak yakın jeolojik dönemlerde oluşmuş genç oluşumlu bir ülke olduğu için. Biliyorsunuz genç oluşumlu ülkeler yakın jeolojik dönemlerde oluştuğu için dış kuvvetler tarafından çok fazla aşındırılmamış, o yüzden yüksek dağlık kalmıştır. Peki Türkiye dağlık, bu dağlar ağırlıklı olarak ne zaman oluşmuştur? Üçüncü zaman. Üçüncü zamanın diğer adı nedir? Tersiyer. Dünyadaki yüksek dağların hepsi bu üçüncü zamanda oluşmuştur. Hatta Türkiye'deki dağlar üçüncü zamanda oluşmuş, İsviçre'den başlayıp Hindistan'a kadar uzanan Alp-Himalaya kıvrım sisteminin bir parçasıdır. Peki devam ediyorum. Bu dağlar nasıl oluşmuştur? Arkadaşlar dağ oluşumu bir süreçtir. Bu süreci başlatıyorum. Önce ne olur biliyor musunuz? İç kuvvetler sonucunda yeryüzü şekilleri oluşur. Örneğin iç kuvvetler sonucunda şöyle bir dağ oluştu. Ne oldu? İç kuvvetler yaptı. Daha sonra dış kuvvetler ne yapacak? Gelip gidip bunu aşındıracak. İşte akarsular, rüzgarlar, buzullar gelip gidip bu araziyi parçalayacak ve parçalamış olduğu malzemeleri taşıyıp önüne çıkan çukurluklara, yani jeosenklinallere biriktirecek. Jeosenklinal demek çukurluk demek. Yani okyanus, deniz demek. Ne oldu? Dış kuvvetler araziyi parçaladı. Taşıdığı malzemeleri getirdi. Önüne çıkan çukurluklara biriktirdi. Bu birikme olayına biz tortullaşma diyoruz. Ne diyoruz? Tortullaşma. Birikme demek. Daha sonra bu biriken malzeme levhaların birbirlerine doğru hareket etmesi sonucunda yan basıncın etkisinde kalacak. Yan basıncın etkisinde kalınca arazi esnekse ne olacak? Kıvrılacak ve kıvrım dağlar meydana gelecek. Eğer arazi esnek değil, sert bir kütle ise kırılacak ve kırık dağlar meydana gelecek. Demek ki dağ oluşumu, yani orojeniz dediğimiz olay kaç şekilde gerçekleşiyormuş? İki şekilde. Bir, ne var? Kıvrım dağlar. Bir de ne var? Kırık dağlar. İşte bunları az sonra harita üzerinde de göstereceğim arkadaşlar. Kıvrım dağları bir kez daha baştan almak istiyorum. Arazi nasıldı? Arazi esnek bir araziydi. Levhalar birbirlerine doğru hareket etti. Levhalar birbirine doğru hareket edince şu aradaki malzeme, tortular, ne oldu? Esnek olduğu için kıvrıldı. Bu kıvrılma sonucunda dikkat ediniz, kimi yerler yüksekte kaldı, kimi yerler ise alçakta kaldı. Yüksekte kalan kısımlara, yani X diye belirttiğim kısımlara biz ne diyoruz? Antiklinal. Alçakta kalan kısımlarına, yani Y ile gösterdiğim kısımlara ise senklinal adını veriyoruz. Peki hocam, bu tür dağlar, yani kıvrım dağlar Türkiye'de en çok nerede? Tabii ki Karadeniz ve Akdeniz'de. Karadeniz'e paralel uzanan Kuzey Anadolu dağları ve güneyde Akdeniz'e paralel uzanan Toroslar nasıl oluşmuştur? Kıvrılma sonucunda oluşmuştur. Bu bir. Geçiyorum kırık dağlara. Bu defa arazi esnek değil. Nedir? Sert bir kütle. Sert bir kütle ne olacak? Levhaların birbirlerine doğru hareket etme sonucunda yan basıncın etkisinde kalacak ve kırılacak. Kırılan kısım bakın şöyle çökecek. Dolayısıyla kimi yerler yüksekte kalacak, kimi yerler alçakta kalacak. Yüksekte kalan kısımlara, X diye belirttiğim kısımlara biz ne diyeceğiz? Horst diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Horst. Alçakta kalan kısımlara ise Y ile gösterdiğim yere Graben adını vereceğiz. Peki bu tür dağların Türkiye'de en fazla bulunduğu bölgemiz neresidir? Ege bölgesidir diyoruz. Şimdi dağlar iki şekilde oluştu. Kıvrım dağlar, kırık dağlar. Peki hangi dağların olduğu yerlerde deprem, volkanizma riski fazladır? Arkadaşlar kırık demek fay demektir. Dolayısıyla fay hatlarının olduğu yerlerde deprem, volkanizma riski de fazladır diyeceğiz. Evet, burada ne anlattık arkadaşlar? Dağ oluşumunun sürecini anlattık. Türkiye nasıl bir ülkedir? Dağlık. Neden dağlıktır? Genç oluşumlu bir ülke olduğu için. Türkiye'deki dağlar ne zaman oluşmuştur? Üçüncü zamanda, tersiyerde oluşmuştur. Peki nasıl oluşmuştur? Önce ikinci zamanda ne olmuş? Arazi aşındırılmış. Daha sonra bir çukurlukta birikmiş. Bunlar yan basıncın etkisinde kalınca ne olmuş? Kıvrılmış ya da kırılmış. Kıvrım dağlar nerede? Karadeniz, Akdeniz'de. Kırık dağlar ise nerede? En çok Ege'de diyoruz. Evet, tahtamı siliyorum. Şimdi bu dağları harita üzerinde göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Türkiye'nin dağları. Dedik ya, Türkiye nasıl bir ülke? Ortalama yükseltisi fazla olan dağlık, engebeli bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün dağları bizim ezberlememiz mümkün değil. Göbek adı dağlık olan bir ülkede bütün dağları ezberlemenin zaten bize bir çok da faydası yoktur genel kültür dışında. Biz ne yapacağız? Beynimizi ekonomik kullanacağız. Bilmemiz gereken önemli dağlar var. Onları bileceğiz. Nedir onlar? Onları harita üzerinde göstereceğiz. Harita deyince biliyorsunuz coğrafyanın en önemli ilkesi, yani dağılış ilkesi akla gelir ve
Madem ki en önemli ilkesi dağılış ilkesi, coğrafya soruları harita üzerinden doğar diyebiliriz. Evet, haritamızı çizdik. Şimdi ne yapacağız? Türkiye'de önce Kıvrım Dağları göstereceğiz. Kıvrım Dağları kırmızı kalemle gösteriyorum arkadaşlar. Önce Karadeniz'de, Karadeniz'e paralel uzanan Kuzey Anadolu Dağları ile başlayacağım. Dedim ya burada bir sürü dağ var ama bilmeniz gereken dağlar 1. Bolu Dağları bileceksiniz arkadaşlar. Bu neymiş? Bolu Dağları. Neden bilmem gerekiyor? Çünkü Türkiye'de en çok kar yağışının olduğu yer. Kar yağışından dolayı özellikle İstanbul istikametinde trafik kazaları çok fazla oluyordu. Biz de bunları azaltmak için ne yaptık? Bolu Tüneli'ni yaptık. O yüzden önemlidir. Devam ediyorum. Küre Dağları. Neden önemlidir? Çünkü Türkiye'nin en önemli bakır yataklarından birisidir. O yüzden bunu da bileceğiz. Küre Dağları. Ki Küre Dağları aynı zamanda biliyorsunuz Karadeniz'deki tek doğal liman olan Sinop Limanı'nın iç kısımlarla olan bağlantısını kesmiştir. O yüzden doğal bir liman olmasına rağmen Sinop Limanı gelişememiştir. Bir de şurada arkadaşlar Canik Dağları var. Buradaki en önemli dağ budur. Sorularda hep buradan türetilir demedi demeyin. Neymiş bu dağın adı? Canik Dağları. Peki özelliği nedir? Yüksek olmaması ve kıyıya yakın olmaması. Bu dağlar yükseltisi az ve kıyıdan uzak olduğu için ne oluyor arkadaşlar? Burada Samsun'da iki tane delta ovası. Çarşamba, Bafra delta ovası oluşuyor. Eğer bu dağlar kıyıya yakın ve yükseltisi fazla olsaydı Samsun'daki bu önemli tarım arazileri yani delta ovası oluşamayacaktı. Bolu, Küre, Canik önemli dedik. O yüzden buraya bir yıldız koyuyorum. Ve Karadeniz'in en yüksek dağı Rize'deki nedir? Kaçkar Dağları. Bu da baba. Karadeniz'in en yüksek dağı. Başka dağ yok mu? Var. Arkadaşlar bunlar sıra dağlar. Şurada da dağlar var. Ama ben önemli olanlarını söyledim. Bunları bilmeniz yeterli. Yoksa Bolu, Ilgaz, Küre, Canik, Giresun, Rize tamam böyle bir sürü dağlar var. Siz bunları bileceksiniz. Bir daha söyleyeyim. Bolu dağlarını bileceksin. Kar yağışları fazla. Küre dağlarını bileceksin. Hem Sinop'un iç kısımları olan bağlantısını kesiyor. Aynı zamanda önemli bir bakır yatağı. Canik dağları buradaki en önemli dağ. Çünkü Çarşamba, Bafra, Delta ovalarının oluşmasını ve arkadaşlar orada önemli bir tarım arazisi oluşmasını sağlıyor. Kaçkar Karadeniz'in en yüksek dağıdır. O yüzden bilmemiz gerekiyordu. Geçiyorum güneye, Toroslara. Toroslar arkadaşlar yine bir kıvrım dağıdır. Ama biz burada iki tane dağı özellikle bileceğiz. Antalya'da Bey Dağları. Söyler misiniz? Antalya'da ne varmış? Bey Dağları. Yükseltisi fazla olan bir dağdır. Dolayısıyla kar yağışları olur mu? Olur. Hatta kış turizmi yapılır mı? Evet, kayak turizmi yapılır. Antalya kış turizmi. Biraz ilginç gelebilir ama daha biz ne demiştik? Türkiye'de buzulların varlığı neyle açıklanır? Yükseltiyle açıklanır. O yüzden arkadaşlar Bey Dağları önemli ve Adana'da Aladağlar. Aladağ'dan serinsin diyoruz ya öyle bir laf var. Aladağlar. Bu arası çok boş kaldı. Şuraya bir tane daha koyalım. O da ne olsun? Geyik. Bey, Ala Geyik. Ala Geyik. Arkadaşlar Cüneyt Arkın'ın filmi vardı öyle. Bey, Ala, Geyik ama şu iki dağ bilmeniz yeterli. Bunlar nedir arkadaşlar? Kıvrım dağlardır. Kıvrılma sonucu da oluşmuştur. Yüksekte kalan kısımlarına antiklinal, alçakta kalan kısımlarına senklinal ve bu dağlar unutmayın 3. zamanda oluşmuş Alp Himalaya kıvrım sisteminin bir parçasıdır, uzantısıdır diyeceğiz. Peki geçiyorum Kırık Dağları. Kırık Dağları ise en çok nerede? Ege bölgesinde. Ve onları da yazalım. Bir, kuzeyden güneye doğru sıralıyorum. Kaz, Madra, Yunt. Söyler misiniz? Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe. Boz Dağlar, Aydın Dağları ve ne var? Menteşe Dağları var. Şunlar da Menteşe Dağları olsun. Şimdi bunlar nasıl oluşmuş? Kırılma sonucunda. Ege'deki bütün dağlar kırılma sonucunda oluşmuş. Fakat dikkat ediniz, bazıları denize dik uzanıyor ama Menteşe ise denize paralel uzanıyor. Bu ilginç, burada dikkat çekici bir noktadır. O yüzden Ege'nin en çok yağış alan yeri de işte bu Menteşe dağlarıdır. Neden? Dağlar denize paralel uzandığı için. İsimlerini bir daha yazalım. Kaz Dağları, Madra Dağları, Yunt Dağları, Kaz Madra Yunt, Boz Dağlar, Aydın Dağları ve denize paralel uzanan kırılma sonucunda oluşmuş Menteşe. Muğla'nın olduğu yerde Menteşe Dağları diyoruz. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe. Başka yok mu? Var. O da ilginç bir dağ arkadaşlar. İlginç olmasını şu şekilde açıklayayım. Türkiye'de dağlar ister denize paralel, ister denize dik uzansın. Dikkat ederseniz hepsi aynı doğrultuda uzanır. Doğu batı doğrultusunda uzanır. Yaz bunu. Türkiye'de dağlar ister denize paralel, ister dik uzansın. Bütün dağlar aynı doğrultuda. Yani doğu batı doğrultusunda uzanır. İşte dağlar doğu batı doğrultusunda uzandığı için akarsular genellikle doğu batı doğrultusunda akar. Rüzgarlar daha çok doğu batı doğrultusunda eser. Hatta doğu batı doğrultusunda ulaşım kolay, kuzey güney doğrultusunda ulaşım zordur. Ulaşımı da etkiler. Şimdi dedik ki hepsi doğu batı doğrultusunda uzanıyor ama bir tanesi var Hatay'daki Nur Dağları. Bu da kırılma sonucunda oluşmuştur. Bunun başka isimleri de var. Amanos, Gavur Dağları gibi. Ama bu arkadaş kuzey güney doğrultusunda uzanıyor. O yüzden sıra dışı bir dağdır. Bilirseniz iyi olur. Neymiş? Nur Dağları ya da Amanos Dağları ya da Gavur Dağları ne derseniz. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe bir de Nur Dağları. Bu dağların ortak özelliği nedir?
kırılma sonucunda oluşmuş olmaları. Evet arkadaşlar, Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar denize paralel uzanıyor. Dağlar denize paralel uzandığı için biliyorsunuz kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı fazla. İklim değişiyorsa bitki örtüsü de değişiyor. O zaman tarım ürünleri de değişiyor. İç kısımlara ulaşım zor. O yüzden tüneller yapmak gerekiyor. Özellikle burada biliyorsunuz son zamanlarda yapılan önemli tüneller var. Doğu Karadeniz'de Nefise, Akçelik, işte Ovid Tüneli, Türkiye'nin en uzun tüneli. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın yapılabilmesi için hazırlanmış projeler demeyeyim, bitti artık bunlar. Kullanılıyor ve ciddi masraflar yapıldı. Demek ki kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zor. Yol yapım maliyeti nedir? Fazladır. Burada Nefise, Akçelik ve Ovid Tüneli'ni unutmayın arkadaşlar. Onu ayrı bir derste anlatacağım. Aynı şekilde arkadaşlar, Toroslar'da da iç kısımlara geçebilmek için tüneller kullanıyoruz. Özellikle Adana'dan iç kısımlara geçerken bitmek bilmeyen tüneller vardır. Yolunuz düşerse ne demek istediğimi anlarsınız. İç kısımlara doğru ulaşım zor dedik. Yol yapım maliyeti fazla dedik. Aynı zamanda dağların denize paralel uzandığı yerlerde boyuna kıyılar görülür. Dağların denize dik uzandığı yerlerde ise enine kıyılar görülür. Dağların denize paralel uzandığı yerlerde girinti, çıkıntı, koy, körfez, doğal liman sayısı azdır. Ama dağların denize dik uzandığı yerlerde koy, körfez, doğal liman sayısı fazladır. Dağların denize paralel uzandığı yerlerde limanların iç kısımlara olan bağlantı sıkıntısı olduğu için, yani interlandı dar olduğu için bu limanlar çok fazla gelişemez. Tıpkı Sinop limanında olduğu gibi. Ama Ege bölgesinde, bakınız şurası İzmir limanı, gerisinde herhangi bir dağ var mı? Hayır. İç kısımlarla bağlantısını kesen herhangi bir sorun olmadı, engel olmadığı için bunun hinterlandı nedir diyoruz? Geniş. Hinterland genişse bu liman ne olur? Gelişir kardeşim. Ki Türkiye'nin en büyük ihracat limanıdır. Evet, bu bilgileri de vermiş olduk. Türkiye'nin dağlarıyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir de ne var arkadaşlar? Volkanik dağlar var. İsterseniz hemen onları da harita üzerinde gösterelim. Nereye geçtik? Türkiye'nin volkanik dağları. Bunu gösterebilmek için de yine bir harita hazırlamamız gerekiyor. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Türkiye nasıl bir ülkedir? Genç oluşumlu bir ülkedir. Genç oluşumlu bir ülkede deprem, volkanizma nerede olur sorusu sorulabilecek en salakça sorudur. Neden? Çünkü Türkiye yakın jeolojik dönemlerde oluşmuş genç oluşumlu bir ülkedir. Genç oluşumlu bir ülkede hem deprem hem de volkanizma riski her zaman vardır. İşte Hasan Dağı son zamanlarda hareketlenmeye başlandı. Ben Manisa Kula çevresinden de korkuyorum açıkçası. Buralar hareketli bölgeler. O yüzden de deprem de olur, volkanizma da olur. Bunları bilmemiz gerekiyor. Evet, haritamızı çizdik. Şöyle bölgeleri de göstereyim. Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Marmara bölgesi, şurası Karadeniz bölgesi, burası da işte İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu. En çok volkanik arazi nerede? Doğu Anadolu bölgesinde. Bakın, Türkiye'de deprem ve volkanizma riskinin en fazla olduğu bölgemiz Ege, ama volkanik arazilerin en fazla alan kapladığı bölgemiz Doğu Anadolu'dur. Dolayısıyla Doğu Anadolu'daki volkanik dağları şöyle göstermeye çalışalım üçgen şeklinde. Ağrı, Tendürek, Süphan, Nemrut. Söyler misiniz? Ağrı, Tendürek, Süphan, Nemrut. Bir kez daha. Ağrı Türkiye'nin en yüksek volkanik dağıdır. Tendürek, Süphan ve Nemrut. Dikkat ederseniz bunlar bir hat boyunca uzanmış. Ne hattı boyunca? Fay hattı. Demek ki fay hatlarının dağılımıyla volkanizmanın dağılımı birbirine paralellik gösteriyor. Ağrı, Tendürek, Süphan, Nemrut. Bunlar Doğu Anadolu'daki volkanik dağlar. Geçiyorum İç Anadolu'ya. İç Anadolu dünyanın en yakışıklı dağı. Nedir onun adı? Erciyes. Hasan Dağı, Merendiz. Erciyes, Hasan Dağı, Merendiz. Karaca Dağı, Karadağ. Karaca Dağı iki tane arkadaşlar. Biri İç Anadolu'da, bir de Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir Karaca Dağı volkan konisi var. Fakat bu volkan konisini diğerlerinden ayıran farklı bir özellik var. Nedir o? Şimdi arkadaşlar, volkan konileri ikiye ayrılır. Birincisi kalkanlı koni. Neymiş? Kalkanlı koni. Bu kalkanlı konide magma akışkan olduğu için yüzeye çıkar, sağa sola akar. Geniş bir alana yayılır. Dolayısıyla bunların kapladığı alan fazla, ama yükseltileri nedir arkadaşlar? Yükseltileri azdır. Kalkanlı koni. Buna Türkiye'de bir tane örnek var. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Karacadağ volkan konisi. Demek ki Güneydoğu'da bir tane dağ var. Ona da dağ denmez. Neden? Yükseltisi az olduğu için ya da kalkanlı koni olduğu için. Ama bir de ne var? Sivri koni var. Burada ise magma yüzeye çıkınca hemen soğuyabilen cinsten. Dolayısıyla yüzeye çıkıyor, havayla temas ediyor, etrafa yayılmıyor, üst üste birikerek yükseliyor. Buna da sivri koni diyoruz. Bu sivri konilerin ise kapladığı alan az, alan az, ama yükselti nedir? Yükseltileri fazladır. İşte bu Karacadağ dışındaki bütün volkan konileri sivri koniye örnektir. Ağrı Dağı, Erciyes Dağı buna örnektir. Evet, İç Anadolu'daki dağlar neydi? Erciyes'i kesin bileceğiz. Müthiş bir dağ. Erciyes, Hasan Dağı, Merendiz, hareketlendi dedik. Merendiz, Erciyes, Hasan Dağı, Merendiz, Karacadağ, Karadağ. Karadağ, Karadağ. Bir Karadağ da nerede var? Güneydoğu Anadolu'da. Bir de arkadaşlar dedik ya, riskin en fazla olduğu bölge Ege. Özellikle Ege'de Manisa Kula çevresinde böyle küçük küçük onlarca volkan konisi var arkadaşlar. Araziye böyle sanki
dekoratif amaçlı koyulmuş gibi bir görselitesi var. Çok eskiden geçerken görmüştüm. Bunlardan zaman zaman buhar da çıktığı söyleniyor. O yüzden tehlike saçıyor arkadaşlar. Her an patlayabilir. Türkiye'de şu an aktif volkan var mı? Hayır, yok. Ama ne var? Faaliyetine ara vermiş, bak sönmüş demiyorum. Faaliyetine ara vermiş birçok volkanik dağımız var. Bir kere çıktıysa bir kez daha çıkabilir mi? Çıkabilir. Şimdi sorularıma cevap verin. Türkiye'de volkanik arazilerin en fazla olduğu bölgemiz neresidir? Doğu Anadolu bölgesi. Bu tamam. Şunu da unutmayın. O zaman volkanik göllerin en fazla olduğu bölgemiz de neresidir? Yine Doğu Anadolu. Arkadaşlar, volkanizmanın dağılımıyla madenlerin dağılımı da birbirine paralellik gösterir. Metalik madenlerin tamamı, işte demir, krom, nikel gibi madenlerin tamamı volkanik kökenlidir. O yüzden en çok volkanik arazi Doğu Anadolu'daysa en çok yeraltı kaynakları maden de nerededir? Doğu Anadolu'dadır. Bunu da unutmayalım. Ki burada volkanizma sonucunda oluşan bir lav platosu ya da ne diyoruz, volkanik plato var. Erzurum, Kars, Ardahan platosu. Türkiye'nin en yüksek, en büyük, en soğuk platosudur. Demek ki lavlar geniş bir alana yayılınca plato da oluşturabiliyor. Evet, bir kez daha sayalım, sağlam olsun. En çok volkanik arazi Doğu Anadolu'da Ağrı Tendürek, Süphan Nemrut. Söyler misin? Ağrı Tendürek, Süphan Nemrut. İç Anadolu'dakiler Erciyes, Hasandağ, Melendiz, Karacadağ, Karadağ. Bir Karacadağ'da ne var? Nerede var? Güney Doğu Anadolu bölgesinde. Güneydoğu'yu iki bölüme ayıran doğal bir sınır olarak kabul edilir. Bu kalkanlı konik yerleri Sivri. Bir de Manisa Kula çevresinde genç volkanlar var. Başka yok mu? Var arkadaşlar. Bir de şimdi biz volkanizmayı ikiye ayırıyoruz. Bir derinlik volkanizması var. Bir derinlik volkanizması. Bir de yüzey volkanizması var. Yüzey volkanizması. Bunların hepsi yüzey volkanizmasıdır. Bunların her birine volkan konisi de diyebiliriz. Bir de derinlik volkanizması var. Yani volkanik patlama oluyor ama magma yüzeye çıkamadan yerin altında soğuyor. İşte bu iç püskürük volkanizma ya da derinlik volkanizması sonucunda Bursa'daki Uludağ oluşuyor. Uludağ da bir volkanik dağ ama iç püskürük ya da derinlik volkanizması diyoruz. Bir de şunu söyleyelim, biliyorsunuz deprem volkanizma riskinin fazla olduğu yerler tehlikeli olmasına rağmen buralarda toprak verimi yüksek, aynı zamanda maden bakımından zengin oldukları için nüfus yoğunluğu fazladır diyebiliriz. Evet, Türkiye'nin dağlarını da bu şekilde, volkanik dağlarını da göstermiş olduk. Sıra geldi Türkiye'nin akarsularına. Bu defa ne yapacağız? Türkiye'nin akarsularını harita üzerinde göstereceğiz. Önce haritayı bir sildik. Şimdi arkadaşlar, Türkiye su zengini bir ülke midir? Hayır, değildir. Ki gelecekte bu sıkıntı kendisini iyice belli edecektir. Türkiye asla su zengini bir ülke değildir. Özellikle yanlış su kullanımından dolayı var olan su kaynaklarımızda hunharca tüketiyoruz arkadaşlar. Yani Somali'deki bir adama deseler ki bir ülke var, orada basınçlı suyla araba yıkıyorlar deseler adam inanamaz, yani böyle bir şey inanamaz. Öyle değil mi? Biz basınçlı suyla araba yıkıyoruz. 1 lira atıyoruz benzinlikçide. Efendime söyleyeyim, araba yıkıyoruz tatlı su kaynaklarıyla. Dünyanın büyük bir kısmı, yani 1/4 sularla kaplı ama ne yok? Su yok. Çünkü var olan, o çoğunlukta olan sular okyanus ve denizler, tuzlu sular. Tatlı suların oranı %3 bile değil. Türkiye'deki akarsuları göstereceğiz. Akarsu bakımından zengin bir ülke değiliz. Önce arkadaşlar, bu Akdeniz'e dökülen akarsularla başlamak istiyorum. Akdeniz'e dökülen akarsulardan birincisi Dalaman. Söyler misiniz? Dalaman, Aksu, Manavgat, Göksu. Söyler misiniz? Dalaman, Aksu, Manavgat, Göksu. Bir kez daha. Dalaman, Aksu, Manavgat, Göksu. Ve tabii ki şurada şu Türkiye'nin en büyük delta ovasını oluşturan iki tane önemli akarsuyumuz. Seyhan, Ceyhan. Seyhan, Ceyhan. Bir de Lübnan'dan doğup Suriye üzerinden gelip İskenderun körfezinden denize dökülen Asi. Evet. O zaman isimlerini söyleyelim. Dalaman, Aksu, Manavgat. Yazın bile gitseniz kulaklarınız suyun sesinden sağır olur. Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi. Seyhan, Ceyhan ve Asi diyoruz. Asi sınırlarımızın dışından geliyor. Lübnan'dan geliyor. Suriye üzerinden geçiyor. İskenderun körfezinden denize dökülüyor. Dalaman, Aksu, Manavgat, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi. Dalaman, Aksu, Manavgat, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi. Bunlar Akdeniz'e dökülen, Akdeniz'e döküldüğü için, daha doğrusu denize döküldüğü için bunlar nedir? Açık havza özelliği taşır. Geçiyorum Ege Denizi'ne dökülen akarsular. Arkadaşlar, buradaki akarsuların hızı ve enerji potansiyeli az. Çünkü bunlar bir graben ovası içerisinde menderesler çizerek akıyorlar. Nedir onlar? Bakırçay, Gediz. Önce küçükler, sonra büyükler. Küçük menderes, büyük menderes. Söyler misiniz? Bakırçay, Gediz, küçük menderes, küçük menderes. Bir de ne var? Büyük menderes, büyük menderes. Bir de arkadaşlar, Bulgaristan'dan kaynağını alıp Ege Denizi'ne dökülen, Yunanistan'la sınırımızı oluşturan
Meriç Nehri'ni de unutmayalım. Meriç de nereye dökülüyor? Yine Ege Denizi'ne dökülüyor. Denize döküldükleri için bunlar da açık havza özelliği taşır. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Bakırçay, Gediz, Küçük, Büyük, Meriç. Söyle bakayım. Bakırçay, Gediz, Küçük, Büyük, Meriç. Bunlar Graben Ovaları içerisinde akıyor. Nasıl akıyor? Menderesler çizerek akıyor. Hızları ve enerji potansiyelleri ne? Az. Yani baraj yapılabilir mi? Evet yapılır. Enerji üretilebilir mi? Hayır. Sulama amaçlı kullanılır. Enerji potansiyeli düşüktür. Evet bunlar da Ege Denizi'ne dökülenler. Şurada Marmara'ya dökülen iki tane çay var. Bilirseniz iyi olur. Susurluk Gönen Çayı. Bir de Meriç'in bir kolu var. Ergene Çayı. Bu da neymiş? Ergene Çayı. Bunu da bilin arkadaşlar. Pirinç üretiminde özellikle önemlidir. Susurluk Gönen Ergene. Söyle bakayım. Susurluk Gönen Ergene Çayı. Biliyorsunuz küçük akarsulara çay diyoruz. Karadeniz'e dökülen akarsular. Onları neyle göstereyim? Kırmızıyla göstereyim. Sakarya, kıvrım kıvrım akarya. Söyle bakayım. Sakarya, kıvrım kıvrım akarya. Filyos Bartın. Sakarya Filyos Bartın. Kızıl, yeşil ve arkadaşlar çok hızlı akan, üzerinde rafting sporu yapılan, Türkiye'de rejime en düzenli olan akarsu Çoruh diyoruz. Sakarya Filyos Bartın, kızıl, yeşil, Çoruh. Hadi bakayım. Sakarya Filyos Bartın. Kızıl, Türkiye'de tamam bize ait en uzun akarsuyumuz. Yeşilırmak en fazla erozyona neden olan akarsuyumuz. Çoruh en hızlı ve rejimi en düzenli olan akarsuyumuz. Üzerinde rafting sporu yapılıyor. Çoruh görüyorsunuz kaynağını Türkiye'den alıyor. Daha sonra Gürcistan'dan geçiyor ve Karadeniz'e dökülüyor. Gürcistan üzerinden Karadeniz'e dökülüyor. Sakarya, Filyos, Bartın, Kızıl, Yeşil, Çoruh. Bir de kaynağını Doğu Anadolu'dan alıp Basra Körfezi'ne dökülen iki tane önemli akarsuyumuz var. Nedir onlar? Fırat ve Dicle. Fırat'ın bir kolu var Murat ki Van Nehri'ni oluşturuyor. Dicle'nin bir kolu var Zap suyu. Fırat'ın kolu Murat, Dicle'nin kolu Zap. Söyle bakayım Fırat, şu da neydi? Dicle'ydi. Fırat'ın kolu Murat, Dicle'nin kolu ise Zap'tı. Bunları bilmemiz gerekiyor mu? Evet, mesela bir keresinde sınavda şöyle bir soru gelmiş. Aşağıdaki akarsulardan hangisinde kirlilik oranı en fazladır? Kirlilik oranı fazlaysa bilin ki orası sanayi bölgesine yakın bir yerdir. Dolayısıyla Zap suyu kirli olamaz. Bakın bir akarsu çok hızlı akıyor, çamur akıyor, bulanık akıyorsa pis değildir. Çünkü toprak suyu kirletmez. Suyu kirleten şey toprak değil, kimyasaldır. O yüzden Marmara bölgesine yakın göller, Marmara bölgesine yakın körfezler ve akarsularda kirlilik oranı en fazladır. Ki kirlilik oranı en fazla olan akarsuyumuz da Ergene Çayı'dır. Onu da yaz. Evet, burada bazı önemli bilgiler vereceğim ama bir daha akarsularımız bitmemiş bu arada. Fırat, Dicle, Fırat'ın kolu Murat, Dicle'nin kolu Zap. Bir de kaynağını yine Doğu Anadolu'dan alıp Hazar Denizi'ne dökülen iki akarsuyumuz var. Aras ve Kura. Söyle bakayım mı? Aras ve Kura. Hazar Denizi diyorum. Hazar Denizi biliyorsunuz gerçekte bir deniz değildir. Büyük bir göl olduğu için biz ona deniz diyoruz. Yani sıra dışı bir göl olduğu için. O yüzden bunlar neticede denize dökülmüyor. Denize dökülmediği için Aras ve Kura kapalı havza özelliği taşıyor. Biliyorsunuz bir akarsu sularını bir okyanus ya da denize boşaltıyorsa bu nedir? Açık havza. Eğer bir akarsu sularını göle boşaltıyorsa o nedir? Kapalı havzadır diyeceğiz. Dolayısıyla Aras Kura kapalı havza özelliği taşır. Şimdi arkadaşlar Türkiye'deki akarsuları bir kez daha sayalım. Akdeniz'e dökülenler beraber sayalım. Önce ben söyleyeyim sonra gözlerini kapat sen say. Dalaman, Aksu, Manavgat, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi. Söyle. Dalaman, Aksu, Manavgat, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi. Bir daha. Dalaman, Aksu, Manavgat, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi. Ege Denizi'ne dökülenler Bakırçay, Gediz, Küçük, Büyük, Meriç. Bakırçay, Gediz, Küçük, Büyük, Meriç. Meriç Nehri Bulgaristan'dan kaynağını alıyor. Yunanistan'la sınırımızı oluşturuyor ve Ege Denizi'ne dökülüyor. Meriç'in bir kolu var. Ergene Çayı, pirinç, ayçiçeği üretiminde önemlidir. Susurluk Gönen Çayı, Marmara'ya dökülen iki tane çay bilirseniz iyi olur. Karadeniz'e dökülenler Sakarya Filyos Bartın, Kızıl Yeşil Çoruh. Sakarya Filyos Bartın, Kızıl Yeşil Çoruh. Bunlar da Karadeniz'e dökülüyor. Çoruh kaynağını Türkiye'den alıyor. Gürcistan üzerinden Karadeniz'e dökülüyor. Bu da önemli. Rejimi en düzenli, aynı zamanda rafting sporunun yapıldığı yer dedik. Kaynağın Doğu Anadolu'dan alıp Basra Körfezi'ne dökülen iki akarsu Fırat ve Dicle. Neticede Basra Körfezi'ne döküldüğü için bunlar da açık havzadır. Fırat'ın bir kolu var Murat. Van Gölü'nün oluşmasında büyük bir etkiye sahiptir. Biliyorsunuz Murat'ın suları işte Nemrut'tan çıkan Mama ile kapatılıyor. Volkanik bir set gölü, yani Türkiye'nin en büyük gölü oluşuyor. Van, Tu, Beşke, Van, Tuz, Beyşehir diye sıralıyoruz. Gerçi Tuz Gölü artık kurudu. İkinciliğe Beyşehir geçti ama yani yine de aklınızda kalsın. Fırat, Dicle, Fırat'ın kolu Murat, Dicle'nin kolu Zap suyu. Zap'ta kirlilik oranı az Hakkari'de. Kaynağın Doğu Anadolu'dan alıp Hazar Denizi'ne dökülenler. Deniz değil bu, gerçekte bir göldür. O yüzden bu akarsular kapalı havzadır. Aras ve Kura diyoruz. Evet, bunlar Türkiye'nin akarsuları. Arkadaşlar Türkiye'nin akarsuların genel özelliklerinden de bahsedelim. Boyları genellikle kısadır. Neymiş? Boyları genellikle kısadır. Neden? Dağlık olduğu için. Bunun bir etkisi var mı? Var.
Aynı zamanda yarı kurak bir iklime sahip olduğu için normalde akarsu akıp gidecek ama denize ulaşamadan kuruyup gidiyor. Ve tabii ki 3 tarafı denizlerle çevrili olduğu için normalde Kızılırmak akacak ama karşına deniz çıkıyor. Denizden karşıya geçemeyeceğine göre. Dolayısıyla boyları kısadır. Neden? Dağlık olduğu için, yarı kurak bir iklime sahip olduğu için ve 3 tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olduğu için. Aynı zamanda hızları ve enerji potansiyelleri yüksektir. Çünkü neden? Çünkü Türkiye dağlık engebeli bir ülkedir. Dağlık engebeli olduğu için akarsuların hızı ve enerji potansiyeli yüksektir. Aynı zamanda genç oluşum bir ülke olduğu için üzerinde ulaşım yapılamaz. Çünkü bu akarsular henüz deniz seviyesine yani denge profiline ulaşmamışlardır. Rejimleri düzensizdir. Rejimleri genellikle düzensizdir. Neden? Yarı kurak bir iklime sahip olduğu için. Rejimi en düzenli olan akarsular Doğu Karadeniz'de özellikle Çoruh'tur. Bunun dışında Türkiye'de bir daha söylüyorum en hızlı akan su Çoruh. En çok erozyona neden olan akarsu Yeşilırmak ki Yeşilırmak'a neden olduğu bu erozyonu önlemek için YHGEP dediğimiz proje. Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi. 4 ili kapsıyor. ÇATS, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun. Bakın sınavda gelir. Bir şey 4 tane ise 5. koy soru olur mantığından hareketle. Arkadaşlar Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Yeşilırmak'a neden olduğu erozyonu önlemek için oluşturulmuş projenin içindedir. YHGEP dedik. Kızılırmak Türkiye'nin tamamı kendine ait en uzun akarsuyudur. Ama Türkiye'deki en uzun akarsu Fırat'tır. Fakat Fırat'ın tamamı bizim değil arkadaşlar. Dünyada başa bela 3 tane akarsu vardır. Fırat, Dicle, bir de Nil. İkisi bizde kardeşim. O yüzden bizim güneydeki ülkeler yani Suriye ile aramızdaki en büyük sorunlardan birisi de su sorunudur. Adamların dümdüz arazisi var ama ne yok? Su yok. Biz de ne yapmışız? Maazallah Fırat üzerine 27 tane baraj yapmışız. Ki bu barajlar sıra dışı barajlar. Atatürk, Keban, Karakaya dünyanın en büyük barajlarından. Dolayısıyla Suriye bize gıcık oluyor. Evet, akarsularla ilgili başka ne söyleyebilirim? Arkadaşlar akarsular iyi hoş da malum bunlar hızlı aktığı için çok fazla erozyona neden oluyor. Ve biliyorsunuz bir yerde delta oluşumu fazlaysa orada erozyon fazladır diyoruz. Evet, Türkiye'nin akarsularını da böylece bitirmiş olduk. Şimdi devam edelim. Neyle devam edelim? Arkadaşlar Türkiye'nin ovaları. Türkiye'nin ovaları. Şimdi Türkiye'nin ovaları deyince biz ovaları kaça ayırıyoruz? Üçe ayırıyoruz. Birincisi ve en önemlisi kıyı ovaları. Özellikle kıyı ovaları deyince delta ovaları aklımıza gelsin. Bunun dışında iç ovalar yani tektonik hareketler sonucunda oluşan iç ovalarımız var. Bir de karstik ovalar özellikle Akdeniz bölgesinde yoğun olan göller yöresindeki karstik ovalarımız var. Evet şimdi onları göstereceğiz. Onları gösterebilmek için yine kabaca haritamızı çizeceğiz. Çizdik. Aha da Allah kabul etsin. Evet haritamız bu. Arkadaşlar Türkiye'nin ovaları deyince önce delta ovalarıyla başlayacağım. Delta ovası deyince akla ilk önce kim gelir? Baba gelir. Yani Çukurova gelir. Çukurova Türkiye'nin en büyük delta ovasıdır. Çukurova neymiş? Türkiye'nin en büyük delta ovasıdır. Hani ne derler? Adam eksem kök salar yeter ki tohumu yere düşsün derler. O yüzden bunu bileceğiz. Enlemden dolayı yılda birden fazla ürün hatta 3 ürün 4 ürün alanlar bile var. Peki hangi akarsular oluşturuyor bunu? Seyhan ve Ceyhan nehirleri oluşturuyor. Seyhan ve Ceyhan nehirleri taşımış olduğu alüvyonları denizin içine biriktiriyor. Ve biriktire biriktire denizin içinde şöyle bir çıkıntı oluşuyor. Ve biz buna ne diyoruz? Çukurova yani delta ovası diyoruz. Bir de Akdeniz bölgesinde Göksu nehrinin oluşturduğu bir ova var. Göksu nehri taşımış olduğu alüvyonları getiriyor. Mersin civarında Silifke ovasını oluşturuyor. Burası da neresiymiş? Silifke ovası. Bunu da yazalım. Silifke'nin yoğurdu. Silifke ovası. Bu da tamam. Akdeniz'deki deltalar bu kadar. Çukurova, Silifke ama baba kim? Çukurova. Yılda birden fazla ürün alınabiliyor. Türkiye'nin en büyük delta ovası. Peki buralarda hangi tür topraklar var? Arkadaşlar bakın Akdeniz bölgesinde hemen Terrorossa atlamayın. Mesela eleman Akdeniz'i tarasaydı Terrorossa diyebilirdin. Ama böyle lokal yerleri taradıysa bil ki özellikle Çukurova'yı bileceksin. Bilmiyorsan sınava girmeyeceksin. Burası alüvyon o topraklar. Alüvyon taşınmış topraklar diyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar Akdeniz'de Adana neyse, Çukurova neyse, Karadeniz'de de Samsun odur. Dolayısıyla Karadeniz'de de iki tane delta ovası var. Nedir bunlar? Yeşil Çarşamba, Kızıl Bafra. Söyler misiniz? Yeşil Çarşamba, Kızıl Bafra. Yani Yeşilırmak'ın sonunda Çarşamba, Yeşilırmak'ın sonunda ne varmış? Çarşamba delta ovası. Kızılırmak'ın sonunda ise Bafra delta ovası var. Peki bu ovalar nasıl oluşmuş? Mesela Doğu Karadeniz'de dikkat ederseniz delta yok. Batı Karadeniz'de yok. Neden? Doğu Karadeniz'de kıta sahanlığı dar. Dağlar kıyıya yakın yüksek olduğu için. Ama burada arkadaşlar bu çok önemli. Az önce de söylemiştim. Burada Canik Dağları dediğimiz dağlar var. Ve bu dağlar kıyıdan uzak ve yükseltisi az olduğu için kıta sahanlığı genişliyor burada. Yani derinlik azalıyor. O yüzden bu iki tane delta ovası oluşuyor. Yani Orta Karadeniz'de, Samsun'da, Çarşamba ve Bafra delta ovalarının oluşmasında etkisi en fazla olan faktör nedir? Canik Dağları'nın geride ve yükseltisinin az olması. Bir daha söyleyelim. Yeşil Çarşamba, Kızıl Bafra. Bunlar Türkiye'nin en değerli, en verimli tarım arazileri. Şimdi Türkiye'nin en büyük delta ovası Çukurova'ydı. Bu tamam. Karadeniz'deki delta ovalarını da söyledik. Peki en çok delta ovası nerede? En çok delta ovası Ege'de.
Peki neden? Çünkü burada dağlar denize dik uzanıyor. Kıta sahanlığı daha geniş. Kıta sahanlığı genişse delta oluşumu daha kolaydır. Peki buradaki akarsular ve oluşturduğu deltaoları neler? Bakırçay, Gediz. Söyler misiniz? Bakırçay, Gediz. Küçük Menderes, Büyük Menderes. Bakırçay, Gediz. Küçük Menderes, Büyük Menderes. Bir daha söyler misiniz? Bakırçay, Gediz. Bakırçay'ın sonunda Bakırçay, Gediz'in sonunda Gediz, Küçük Menderes'in sonunda Küçük Menderes, Büyük Menderes'in sonunda Büyük Menderes ovaları oluşmuştur. Fakat arkadaşlar bunların diğer isimlerini de bilmenizde fayda var. Mesela Bakırçay'ın sonunda Dikili Ovası diyeceğiz. Dikili. Gediz'in sonundaki bunu bilin, İzmir'deki Gediz Ovası'nın yerine Menemen Ovası'nı bilmenizi istiyorum. Menemen aynı zamanda biliyorsunuz Kublai'nin şehit edildiği yerdir. İzmir olayları yaşanıyor. O yüzden oradan aklınızda kalsın diye söylüyorum. Küçük Menderes, Küçük Menderes'in sonunda Selçuk. Küçük Menderes'in sonunda Selçuk. Büyük Menderes'in sonunda ise Balat Delta Ovası var. Bir daha söylüyorum. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes diye de söyleyebilirsiniz. Ya da Bakırçay yerine Dikili, Gediz yerine Menemen, Küçük Menderes yerine Selçuk, Büyük Menderes yerine de Balat diyebilirsiniz. Balat, Büyük Menderes, B ile başlıyor. Balat, B ile başlıyor. Gediz'in diğer adı Menemen, bunu unutmuyoruz. Evet, baktığımız zaman Türkiye haritasına bu yeşille taradığım yerler çok fazla alan kaplıyor mu? Hayır. Bunlar neydi? Bizim en değerli, en verimli tarım arazilerimiz. Fiziki haritalarda da neyle gösterilir? Deniz seviyesine yakın olduğu için fiziki haritalarda yeşil renkle gösterilir. Fiziki haritada yeşil renk, yeşillik alanları, maydanoz tarlalarını göstermez. Deniz seviyesine yakın, alçak yerleri gösterir. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar deniz seviyesine yakın, ılıman iklimler yaşanıyor. Dolayısıyla toprak verimi de yüksek. O yüzden bunlar bizim en değerli ve tarım arazilerimiz. Türkiye'ye baktığımız zaman çok fazla alan kaplıyor mu? Hayır, kaplamıyor. O yüzden bu arazilerimizin kıymetini iyi bilmeliyiz. Kalkıp da buralara sanayi ya da yerleşme kurmamalıyız. Araziyi akıllıca kullanmalıyız. Evet, bunlar da Türkiye'nin neydi? Delta ovaları. Peki bir de ne var? Karstik ovalarımız var. Şöyle bir yuvarlak çiziyorum arkadaşlar. Göller yöresinin olduğu yer. Kalem bitti. Göller yöresinin olduğu yer. Buradaki ovalarımız ise karstik ovalardır. Karstik ovalar biliyorsunuz kireçli arazilerdir. Burada işte uvalaların birleşmesi sonucunda oluşan polye, karstik ovalara biz ne diyoruz? Aynı zamanda polye diyoruz. Kireçli olduğu için arkadaşlar tarım yapılır ama verim yüksek değildir. Peki nedir bu ovaların ismi? Arkadaşlar buradaki ovaların isimlerinin baş harflerinin bir araya gelmesi sonucunda şöyle bir şifre oluşmuş. Öğrenciler oluşturmuş, biz de saygıyla yazıyoruz. Nedir onlar? Tefenli Acıpayam, söyle bakayım. Tefenli Acıpayam, Korkuteli Kestel, Korkuteli Kestel, Elmalı Muğla. Bir solukta söylemeye çalışalım. Tefenli Acıpayam, Korkuteli Kestel, Elmalı Muğla. Tefenli Acıpayam, Korkuteli Kestel, Elmalı Muğla. Bir solukta söylemeye çalışalım. Neden? Çünkü beyin bir solukta söylenen şeyi bir birim olarak kabul ediyormuş. Yani bunları tek tek söylersen 6 tane şey öğrenmiş gibi oluyorsun. Ama bir solukta söyleyince beyin bunların hepsini bir birim olarak kabul ediyormuş. Yani beyne üç kağıt yapıyoruz. Beynin kullanmasını biliyoruz. Herkeste var ama sen kullan kardeşim. Tefenli Acıpayam, Korkuteli Kestel, Elmalı Muğla. Bunlar neymiş? Karstik ova ya da polye ovaları diyebiliriz. Peki bir de ne var? Tektonik ovalarımız var. Tektonik ovalar ise fay hatları üzerinde sıralanmıştır. Fay hatları deyince Türkiye'de biliyorsunuz 3 tane büyük fay hattı var. Bunlardan birincisi Kuzey Anadolu fay hattı. İşte Marmara'da Saros Körfezi'nden başlar. Kuzey Anadolu dağlarının güneyinden nereye kadar? Muş'a kadar uzanır. Muş Varto'ya kadar uzanır. Bu Türkiye'nin en uzun fay hattı. Türkiye'nin San Andreas fay hattı. Amerika'dakiyle aynı özelliğe sahip. Biliyorsunuz burada en son yaşanan deprem neydi? Gölcük depremiydi. 99'da yaşanan, bir daha yaşanmasın inşallah. Gölcük depremiydi. Arkadaşlar buradaki ovalar tektoniktir. Yani tektonik hareketler sonucunda oluşmuş çukurlukların akarsuların taşıdığı alüvyonun biriktirmesi sonucunda oluşmuşlardır. Buradan Marmara'dan başlıyoruz. Muş'a kadar uzanıyoruz. Kaf. Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki ovalar. Bunun dışında bir de DAF vardı biliyorsunuz. Doğu Anadolu fay hattı İskenderun Körfezi'nden başlayıp Muş'a kadar uzanan, Muş Varto'ya kadar uzanan. Burada da yine arkadaşlar tektonik ovalar var. Ve Ege'de kıyıdaki değil de iç kısımlardaki ovalar nedir? Tektoniktir. Şu görmüş olduğunuz çizgilerin hepsi bir kırık, bir tektonik oluşumdur. Ve bunlar çukurlukların akarsuların taşıdığı alüvyonlarla dolması sonucunda Ege'deki işte tektonik ovalar oluşmuştur. Bu ovaları saymayacağız mı? Yok kardeşim. Biz beyni ekonomik kullanacağız. Deltaları biliyor muyuz? Biliyoruz. Takkemi biliyor muyuz? Biliyoruz. Bunun dışında bilmediğimiz bütün ovalar nedir? Tektoniktir diyoruz. Bunu da böylece tamamlıyoruz. Türkiye'nin arkadaşlar ovalarını da bitirdik. Evet, bunlar bir daha söyleyeyim akarsuların taşıdığı alüvyonların biriktirmesi sonucunda oluşmuş verimli tarım arazileridir. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi akarsu getirdi, taşıdığı malzemeleri denizin içinde biriktirdi. Bakın kıyıya demiyorum.
denizin içinde biriktirdi. Kıyıda olsaydı bu kıyı ovası olurdu. Ama içinde biriktirince delta ovası oldu. Peki soruyorum, buradaki akarsular hepsini, taşıdığı malzemelerin hepsini buraya biriktirmiş midir? Yoksa bir bu kadarı da denize gitmiş midir? Tabii ki gitmiştir. O yüzden delta oluşumunun fazla olduğu yerlerde erozyon şiddeti de nedir? Fazladır. Bir yerde delta oluşumu fazlaysa ne diyeceğiz? Orada erozyon fazladır diyeceğiz. Evet, bunlar da Türkiye'nin ovalarıydı. Sıra geldi Türkiye'nin platolarına. Evet, Türkiye'nin platoları neler? Ondan bahsedeceğiz. Plato demek ne demek? Önce onu bir tanımlayalım. Çevresine göre yüksekte bulunan, akarsular tarafından yarılmış geniş düzlüklere biz ne diyoruz? Plato diyoruz. Türkiye genç oluşumlu bir ülke. Dolayısıyla genç oluşumlu ülkelerde geniş düzlükler çok fazla alan kaplamaz. Ama Türkiye'ye baktığım zaman platolar, yani geniş düzlükler oldukça fazla alan kaplıyor. Peki bunu neyle açıklıyoruz? Çünkü Türkiye'deki platolar akarsu aşındırması sonucu değil, daha çok yerin altından böyle çıktığı için, yani epirojenez sonucunda oluşmuştur diyebiliriz. Yani Türkiye'de platoların çokluğu epirojenik hareketle açıklanır. Evet, Türkiye'de plato demişken en çok platonun bulunduğu bölgemiz tabii ki İç Anadolu bölgesidir. Ama yüzölçümü oranlandığında en fazla plato Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. En az platonun bulunduğu bölgemiz ise Karadeniz'dir. Biz en çok platonun olduğu bölgeden başlayalım, yani İç Anadolu'dan. Buradaki platolar nelerdir? Haymana, Cihanbeyli, Obruk Bozok ve Uzun Yayla. Söyler misiniz? Haymana, Cihanbeyli, Obruk Bozok, Uzun Yayla. Bunlar İç Anadolu'daki platolardır. Oluşum türü bakımından yatay duruşlu. Nasılmış? Yatay duruşlu platolar. Yani epirojenez sonucunda oluşmuş. Bunu söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz İç Anadolu'da hangi iklim görülür? İç Anadolu'da karasal iklim görülür. İç Anadolu'da karasal iklim. Karasal iklim en çok yağışı ne zaman alır? Karasal iklim en çok yağışı ilkbaharda alır. Peki ilkbaharda oluşan bu yağışlar oluşum türü bakımından nasıldır? Isınan havanın yükselip soğuması sonucu oluşan konveksiyonel yağışlardır. Yöre halkı bu konveksiyonel yağışlara 40 ikindi ya da ahmak ıslatan yağışı der. İşte ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yazın sararıp kuruyan otlara ne diyoruz? Küçük otlara bozkır diyoruz arkadaşlar. Şimdi diyorum ki bu bozkır, yani küçük otların dağılımıyla küçük baş hayvancılığı, özellikle koyun, küçük baş hayvancılığın ve dokumacılığın dağılımı, hatta dokumacılığın dağılımıyla birlikte tahıl üretiminin dağılımı birbirine paralellik gösterir. Bakın bir sürü soru uçuyor burada. Bir daha söylüyorum. İç Anadolu'da hangi iklim görülürmüş? Karasal iklim. Karasal iklim en çok yağış ne zaman alırmış? İlkbaharda. Bu yağışlar oluşum türü bakımından nasılmış? Isınan havanın yükselip soğuması sonucu oluşan konveksiyonel yağışlarmış. Yöre halkı bunlara 42. yağış diyormuş. Bitki örtüsü neymiş? Küçük ot anlamına gelen bozkır, stepmiş. Peki bu bozkırlar üzerinde ne olurmuş? Küçük otlar. Küçük otları küçük baş hayvanlar yer biliyorsunuz. Küçük baş hayvancılık, dokumacılık ve tahıl üretimi yaygındır. Yani İç Anadolu'daki platolarda hangi ekonomik faaliyet yürütülür diye sorarlarsa ne diyeceğiz? Küçük baş hayvancılık, dokumacılık ve tahıl üretimi diyeceğiz. Evet. Peki geçiyorum. Türkiye'nin en yüksek, en büyük, en soğuk platosu neresidir? Erzurum, Kars, Ardahan platosudur. Neresiymiş? Aha da burası, Kuzeydoğu Anadolu'da. Erzurum, Kars, Ardahan platosu. Türkiye'nin en yüksek, en büyük, en soğuk platosu. Özellikle de Sibirya termik yüksek basınca etkili olduğu zamanlarda manyak soğuk olur. Bunu bileceğiz. Ve bu plato oluşum türü bakımından volkaniktir. Bunlar yatay duruşluydu. Bu neymiş? Oluşum türü bakımından volkanik ya da lav platosu da diyebiliriz. Ki bu volkanik araziler dış kuvvetler tarafından parçalanmış. Burada oluşan topraklara da kara toprak anlamına gelen dünyanın en verimli toprakları çernezyum. Benim sadık yarım çernezyumdur. Toprak çok verimli. Dünyanın en verimli toprağı. Ama iklim sert olduğu için biz bu topraklar üzerinde verimli tarım yapamıyoruz. Peki arkadaşlar hangi iklim var? Sert karasal iklim var. Sert karasal iklim en çok yağışı ne zaman alır? Yazın. Yazın oluşan bu yağışlar yine nasıldır? Isının havanın yükselip soğuması sonucu oluşan konveksiyonel yağışlardır. İşte bu yaz yağışlarından dolayı da malum yazın otlar kuruması gerekirken yağışı alınca iyice büyür. Büyük otlara biz çayır diyoruz. Dolayısıyla burada mera hayvancılığı. Ki saldım çayıra Mevlam kayra usulüyle yapılan hayvancılık et süt verimi düşüktür. O zaman bu plato Erzurum Kars platosu neymiş? Türkiye'nin en yüksek, en büyük, en soğuk platosuymuş. Oluşum türü bakımından volkanik ya da lav platosuymuş. Hangi tür ekonomik faaliyet yürütülüyormuş? Söyle bana, mera hayvancılığı. Büyükbaş mera hayvancılığı diyoruz. Şimdi Türkiye'nin en yüksek, en büyük, en soğuk platosu Erzurum Kars Ardahan. Peki en alçak, en kalabalık, en gelişmiş platosu neresidir? Çatalca Kocaeli platosu. Kısaca İstanbul. Çatalca Kocaeli platosu. Türkiye'nin en alçak, en kalabalık, en gelişmiş platosudur. Bu da oluşum türü bakımından aşınım platosudur. Peneplenleşmiş arazide diyebiliriz. Aşınım platosu. Türkiye'nin en alçak, en kalabalık, en gelişmiş platosu diyoruz. Kısaca İstanbul. Bu da tamam.
Arkadaşlar bir de Akdeniz bölgesinde ne vardır? Karstik platolar vardır. Karstik plato deyince şuraya Teke. Teke biliyorsunuz keçinin erkeğine verilen isimdir. Şurası da Taşeli. Teke, Taşeli. Teke, Taşeli. Bunlar neymiş? Karstik. Yalnız karstik platolara Teke, Taşeli'nin dışında bir de şu obruğu alın arkadaşlar. Obruk da yine biliyorsunuz bir karstik oluşumdur. Mağaraların tavanlarının çökme sonucu oluşan derin kuyudur. O zaman obruk, Teke, Taşeli. Bu platoların ortak özelliği nedir? Bunlar karstik, kireçli arazilerdir. Dolayısıyla arkadaşlar karstik arazilerin özelliklerini konuşmuştuk. Bunlar gevşek yapıldır. Yüzey suları bakımından fakir, yeraltı suları bakımından zengindir. İşte kireçlidir. Tarım yapılır ama çok verimli değildir. Tarım demişken arkadaşlar, Türkiye'de alçak platolarda genellikle tarım, yüksek platolarda ise genellikle hayvancılık yapılır. Unutmayın. İç Anadolu'daki platolarda küçükbaş, söyle bana, Doğu Anadolu'daki platolarda büyükbaş mera, Akdeniz'deki platolarda kıl keçesi, efendim Marmara'daki platolarda sanayi yapılıyor. Hocam peki diğer bölgeler, şimdi biz ne demiştik? En çok plato İç Anadolu'da. Ama bölge yüz ölçümüne oranlandığında en çok plato nerededir? Burada. Özellikle Gaziantep, Urfa platoları. Gaziantep ve Şanlıurfa platoları. Bir daha söylüyorum. Türkiye'de en çok plato nerededir? Cevap İç Anadolu'da. Ama yüz ölçüme oranlandığında en çok plato nerededir? Güneydoğu Anadolu'da diyeceğiz. Peki Karadeniz? Karadeniz'de no plato diyoruz arkadaşlar. Yani plato neydi? Çevresine göre yüksekte bulunan geniş düzlük. Sen Karadeniz'de düzlüğü nerede buluyorsun ki genişini arıyorsun? Ha, bazı kaynaklar işte burada Perşembe platosunu örnek olarak veriyorlar. Sen de bil kardeşim, burada plato yok. Varsa da neymiş Perşembe platosu? Buradaki platolarla kıyaslanmaz. Ege bölgesinde Yazılı Kaya diye bir plato var. Ama Ege bölgesinde biz platodan daha çok ovaları vurgularız. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de tarıma dayalı sanayinin en çok geliştiği bölge Ege'dir. Neydi burada? Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Delta ovaları vardı. O yüzden bu plato biraz basık kalmıştır. Biraz daha iç batı Anadolu'daki platolar şeklinde düşünebiliriz. Evet, Türkiye'nin platolarını da söylemiş olduk. Bir kez daha söylüyorum. Genç oluşum bir ülke olmasına rağmen Türkiye'de platoların çokluğu neyle açıklanır? Anadolu'nun 3. zamana kadar aşınıp 3. zamanın sonlarına doğru toptan yükselmesi, yani epirojeniz ile açıklanır diyoruz. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Türkiye'nin platolarını da böylece göstermiş olduk. Devam edeceğiz.